Anlaştı. Çok büyük bir açık var. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerin bu konuya el atması bence olmazsa olmaz gereklilik şu anda. Uzaktan eğitimde de çok verimli olmadığını düşünüyorum. Burada daha güzel anlıyoruz dersleri. Eğitimde bir daha uzun süreli açıklık olmaması için bütün tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Geri sayım başladı. Okullar artık açılmaya hazır. Bu yıl eğitime geçen yıllar hiç ara verilmemiş gibi normal başlarsak çocukları eğitimden koparırız diye korkuyorum. Yazma becerilerinde büyük eksiklik oluştu çocukların. Türkçe dersinin en az bir dersi okuma yazma becerileri dersi olarak ayrılmak zorunda artık. Yüz yüze eğitimde tarih netleşti. Milyonlarca öğrenci uzun bir aranın ardından 6 Eylül'de ders başı yapacak. Özlemişim tabii. 1,5 senedir görmüyorum hepsini. Bu 1,5 yıllık süreçte uzun yaz tatillerinde bile öğrenciler öğrendiklerinin önemli bir bölümünü unutuyordu. Şu an 1,5 yıl oldu çocuklar okuldan uzak olalı, okulu görmeyeli. Dolayısıyla unutma da çok daha fazladır. Yaklaşık 1,5 senedir okuldan uzak kalan öğrenciler eğitimde de eksik kaldı. Öğrenme kaybı 1,5 yıldan fazla. Dolayısıyla bunun telafisi çok zor. En azından şu yapılmalı, her ünitenin başında o üniteyi temelden alıp getirerek tekrarlar yapıyoruz. Yani konuları tekrar etmeden başlarsak çocukları eğitimden koparırız diye korkuyorum. Sen de özledin mi okulu? Çok özledim. Yani uzun zaman oldu gelmeyeli, görmek iyi geldi. Okul ortamından uzak kalan milyonlarca öğrenci aynı zamanda yalnızlaştı. Odalarında oturdular, kimseyle ilişki kurmadılar. Yani okuldaki gibi teneffüse çıkıp öğretmen ara verdiğinde evlerinde, odalarında oturdular. Bu da psikolojik yalnızlıklarına neden oldu. Dolayısıyla her ilçedeki RAM'ların okullarda tarama yapması gerektiğini düşünüyorum. Psikolojik tarama. Milyonlarca öğrenci yaklaşık 1,5 senedir evdeydi. Bu dönemde sağlık sorunları da ortaya çıktı. Kiminin gözü bozuldu, kimi de kilo aldı. Daha çok sosyal etkinlik yapılmalı okullarda. Ama şu anki müfredatla mümkün değil. Eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz bu konuda yetkililere görev düştüğünü vurguladı. Geç değil, önümüzde vakit var. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri her üniteyle ilgili bir tarama yapsınlar. Örneğin matematikte konu ya da kazanım çıkarsınlar. Yılmaz özellikle birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin parmak kas gelişimlerinin yeterli olmadığını söyledi. Ayrıca bu çocuklar defterle kitapla evlerinde haşır neşir olmadıkları için eğitime bakışları biraz daha önceki yıllarda olduğundan çocukların farklı olacak. Dolayısıyla birinci sınıfa alacak öğretmenlerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Okulun yeri ayrı. Sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri tekrardan ders başı yaptı. Tabii onlar da ders materyallerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuştuğu için çok mutlu. Okula gelmek güzel.